olaya bakalım. İşte bir Üçüncü Dünya Savaşı tartışması Ukrayna ile birlikte ortaya çıktı. Ama sanki Ukrayna'dan çok Orta Doğu bu tür bir savaş için uygun bir mekan gibi görünüyor. Zaten tarihte de bütün böyle şey savaşlar, kavgalar, şeyler Orta Doğu'da hiç bitmemiş. Abi normal. Hiç bitmemiş. Normal dinler nerede olmuş? Evet, Nerede? evet, evet. Orta Yani Doğu. Yani. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Birincisi bu. Dünyayı şekillendiren uygarlıklar nerede olmuş? Yani Gene Sümerlerden, Orta Doğu. Gene Orta Doğu. Sümerlerden Tabii yani tabii 10 bin tabii. yıl. Tarih orada yazılmış. Evet. Yani Sümerler, Hititler, Kildaniler, Asuriler falan yani işte dinler öncesini. Sonra gelmiş tabii dinler. Evet. Abbasiler, Emeviler, işte Araplar, Türkler, işte Acemler, Osmanlı. Şimdi bir Hepsi şey burada. var. Geçmişteki gibi şey artık İskenderler yok, Cengiz Hanlar yok, şeyler yok. Bugünün liderleri, dünyaya yön veren liderler, bak bu arkadaşlar. Niye öyle diyorsun? Gayet güzel ya. Bu arkadaşlar. Yani ortada Putin'le Trump, İran var. Erdoğan nerede? Erdoğan yok. Niye? Ben yabancı bir kaynaktan aldım bunu. Özellikle Bence yok. şey Eksik bu yaptım. ya. Zaten olabilecekler arasında bir Yok tek bence bak bu, yok dürüstçe söyleyeyim. Burada bir Erdoğan yok. haksızlık var. Yani burada Evet. Erdoğan'ın olması lazım. Evet. Kuzey Kore var, Çin var, Netanyahu İran olması lazım. var. Netanyahu da yok, Evet. Erdoğan da yok. Öyle şey mi olur ya? Yani Orta Doğu eğer konuşuyorsak Netanyahu olması lazım. Orta Doğu değil bu, dünya Fark etmez yani işte genelinde sen dedin şey için. ya dünya Orta Doğu'da dönüyor. Evet, O evet. zaman nerede? Çok ilginç. Tabii. Hatta ve hatta Esad da yok. Hani Esad çok etkili değil şu aşamada. Ama Erdoğan etkili. Aman neydi? Evet. Netanyahu şu anda herkes Netanyahu etrafında dolaşıyor yani. Bir ilerleyelim, geçelim. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa şeyler belirlenmiş. Kırmızılar, işte bu demokratik cephe deniyor. Maviler, işte Sovyetlere yakın Kırmızı ülkeler. ne? Kırmızı Demokratik Koalisyon diyor. Nasıl koalisyon komisyon? Demokratik koalisyonda Suudi Ama Arabistan var. şöyle, bak Suudi Arabistan, daha doğrusu Demokratik Koalisyon dedi. Amerika'nın güdümündeki, Ha, tamam öyle olur. Amerikan uçakları. Amerika'nın güdümündeki Öyle diyeceksin. bölge, Öyle şey olur. diğeri de Putin'in, Rusya'nın güdümündeki bölge. Maviler evet. Arada bir de Afrika. alakasız renkler falan var. Independent Ama orada yani aktörler, bak ama İslamik kontrol. İslamik kontrol dediğin çok az yerde var. İşte Somali var. şey eksik. Latin Amerika'daki haritada maviler eksik. Şu anda Brezilya'sı, Şili'si, o aşağıdaki Şili, Brezilya, bir sürü Afrika, şey, Latin Evet. Amerika ülkesi hepsi solcu. Evet, Hepsi evet. şey, eksik Ama bu maviler. son seçimlerden sonra o İşte değişiklik neyse bilmiyorum. ortaya çıktı. Bir geçelim. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı demek herhalde nükleer savaş. Yani ötekine biz bölgesel savaş diyoruz, konvansiyonel silahlarla hala gidecek. Yani işte, Ya 3. Dünya Savaşı var ya, tamam nükleer savaş dedin katılıyorum da. Bundan sonraki, şimdi bak 5 yıl önce ben hiç unutmuyordum. O zaman şeyde yazıyordum, Sözcü'de yazıyordum, Korkusuz'da yazıyordum. O zaman hiç unutmuyorum, bir yazı yazmıştım. Bundan sonraki savaşı belirleyecek olan İHA'lar, SİHA'lar diye bir yazı yazmıştım. Nitekim öyle oldu. Şimdi bundan sonraki savaşları belirleyecek olanlar yapay zeka ürünü askerler. Yani zombiler. Evet, Yani evet. kesin 10 sene sonra zombileri konuşacağız Bir artık. sonraya gelelim. Bak şimdi şu filmler gerçek olacak Olacak sonunda. evet. Bunlar bu film sahneleri bunlar. Evet, Hani metrajı. ya böyle bir şey olabilir mi? Bir dünya savaşından sonra nükleer bombalarla alt üst edilmiş bir dünyanın da kim gücü eline geçirecek? Evet, aynen. Su kaynaklarını kim ele geçirecek? Şimdi bu Halep'e Su. Aynen. girenler Aynen bunlar. bunlar Ya da şey, Amerika'da kongreyi basanları da bir düşün. Aynen. Aynen katılıyorum. Yani dünya hiç hoş bir yere doğru gitmiyor. Gitmiyor tabii. Oysa şimdi
işin biraz duygusal tarafı belki görülebilir. Oysa Türkiye bu şansı yakalamıştı. İyiye götürme şansını yakalamıştı. Yani 2002'den sonra AKP iktidara geldikten sonra Suriye başta olmak üzere. Çünkü Abdullah Gül o zaman başbakandı. Abdullah Gül'ün ilk gittiği dış seyahat Suriye'ydi. Şimdi dolayısıyla o süreç devam etseydi 2011'e kadar çok güzel bir şekilde gelişen, Türkiye'nin önüne açan, Türkiye'nin karkılma oranlarını, ithalatını, ihracatını patlatan, dostluk ilişkilerini bütün Arap-İslam coğrafyasında harika bir Türkiye dedirten süreç devam etseydi belki senin dediğin öyle. Ama bu süreci ilk başlatan da Ahmet Necdet Sezer değil miydi? O 2000'de Esad'ın babası, şimdiki başkanın babası öldüğünde Haziran, 10 Haziran 2010'da, hiç unutmuyorum, Milli Güvenlik Konseyi toplandı. Dediler ki cenazeye kim gidecek? O zamanki hükümet herhalde kimdi? Mesut Yılmaz mı acaba? 2000'de kim vardı? 2000? Tam 2000. 2000'de koalisyon vardı. Ecevit hükümeti değil mi? Evet. Neyse, dediler ki Kültür Bakanlığı gönderelim. Yani cenazeye. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Sezer, hayır dedi, ben gideceğim dedi. Ve Sezer ki ondan 3-4 gün önce bir anjiyo ya da kalp ameliyatı geçirmişti. 3-4 gün değil pardon, 1-2 ay önce. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Sezer atladı gitti. Şimdi o olayın şahidi olarak birisi ben. Ki o süreç sonra çok iyi oraya devam geleceğim. Etti. Oraya geleceğim. Esad, yani şimdiki başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Sezer'e olağanüstü ilgi gösterdi, kendisi karşıladı, kendisi götürdü, kendisi geldi. Yani o detayları biliyorum, detayına girmeyeceğim ama hepsinin şahidiyim ben çünkü. Hatta ben burada o açıklama yapıldığında, Sezer gidiyor denildiğinde, ben Suriye'deki arkadaşları aradım, dedim ki Sezer geliyor. İnanmadılar. Vallahi inanmadılar. Sezer mi geliyor? Evet dedim, Cumhurbaşkanı Sezer geliyor dedim cenazeye. Ve neyse, sonra ben de gittim tabii. Dedim doğru. Birebir bildiğim için söylüyorum. Detayına girmeyeceğim. Yani etik değil. Ama Cumhurbaşkanı Sezer'in o cenazeye gitmesi Beşar Esad'da olağanüstü duygusal bir etki yarattı. Gerçekten olağanüstü duygusal bir etki yarattı. Ve o zemin üzerinde gelişti. Ki AKP de o zaman çok iyi götürdü bunu. Hayır, ondan öncesinde Ecevit vardı zaten dediğin gibi. Yani 2000 ile 2002 sonuna kadar evet, Ecevit vardı. Evet. Ve o şey başladı, Sezer'in oraya gitmesiyle başladı o süreç. Ve Suriye'den bilinen ve bilinmeyen bir sürü heyet geldi Ankara'ya. Ecevit hükümetinde, rahmetli Ecevit hükümetinde. Ve işte AKP iktidara gelince, dediğim gibi Abdullah Gül başbakan olunca, Abdullah Gül ilk dış seyahatini yaptı. Şimdi biraz o zaman... Yani Suriye'nin Türkiye'yi ne kadar önemsediğini birebir işin içinde olan birisi olarak tarihe not düşmek açısından Abdullah Gül gitmeden önce ben o zaman Esad'ı henüz tanımıyordum. Yani başkan Esad'ı tanımıyordum. O zaman Cumhurbaşkan Yardımcısı Abdülhalim Haddam vardı. Haddam'la konuşuyordum. Haddam'a dedim ki ya bak Abdullah Gül ilk dış seyahatini, yani biliyorsun Türkiye genellikle bir geleneksel şey vardı dış politikada. Önce KKTC'ye gider, bir de Azerbaycan'a hani gider başbakanlar ve cumhurbaşkanları. Şimdi dedim ki bu jesti yapan bir Abdullah Gül'e, bir Türkiye'ye siz de bir jest yapın dedim. Ne yapalım dedi. Bunlar hani devlet sırrı olmadığı için anlatıyorum. Devlet sırlarını anlatmıyorum. Ne yapalım dedi. Ben de dedim ki Abdullah Gül'ü dedim. Bakanlar Kurulu, Suriye Bakanlar Kurulu başbakan değil. Bütün Bakanlar Kurulu karşılasın havaalanında. Ve gerçekten öyle yaptılar. Şam havaalanında ben çünkü daha bir gün önce gitmiştim. Bütün Suriye Bakanlar Kurulu havaalanına geldi. Abdullah Gül Sayın Cumhurbaşkanı büyük ihtimalle izliyordur. O biliyor. Ondan sonra hatta Abdullah Gül bana takıldı. Ya bu senin işindir filan dedi bana. Ben de güldüm filan, biraz şakalaştım. Ve görüşmeyi Abdullah Gül başbakan olarak Suriye başbakanı ile yapmadı. O zaman Miro başbakandı. Direkt saraya götürdüler. Yani şimdi Suriye Arap dünyasında çok önemli bir ülke. Kilit ülkedir. Çünkü hatta Arap dünyasında şöyle bir ifade vardır. Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz. Kesinlikle.
diye. Kesinlikle. Bu hala da ve Orta Doğu'da ve Arap coğrafyasında Türkiye'nin kapısını önüne açan Suriye'dir. Ve düşünsene ya, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Başbakanı Erdoğan o zaman 2006'da Arap Liderler Zirvesi'ne çağrıldı ya. Yani adı üzerinde Arap Liderler Zirvesi. Ya Erdoğan'ı çağırdılar oraya. Sudan'da, Hartun'da yapılmıştı o şey. Daha sonra Suudi Arabistan'da ve Libya'da en son yine çağırdılar. Yani Arap coğrafyası, hani var ya bazı Araplar, Türkler birbirini sevmez. Ya ne sevmez abi, salak olmayın. Dostluk ilişkileri varsa dostsun. Dostsun. Ama iktidarlar birbirine kazık ediyorsa tabii ki düşman olursun. Yani bir manşetle iki ülkeyi birbirine savaştırıyorsun. İşte yandaş medya şunu yaptı. Halep bizimdir. Haydi şimdi bunu gören bir Halepli ne diyecek? Yani. Ne diyecek? Saçmalıkların sınırı yok. Yani Suriye ve Arap coğrafyası sana kapıyı açmış. Gelin dost olalım, açalım sınırlarımızı. Vizeler kaldırılmış, şeyler kalkılmış. Sınırlar yok ya. Bak Suriye ile Şehir Hanım, bariyerler kaldırıldı, atıldı. Böyle bir şans yakalamışsan gitmişsin sen. Başka numara çevirmişsin. İşte demin ilk başta dediğimiz ki Büyük Orta Doğu Projesi'nin gereği olarak. Nasıl olacak bu? Bir söyler misin? Yazık günah değil mi bu Türkiye'ye? Biz neler yaşıyoruz? Sadece Türkiye'ye değil, bölgeye. Hayat Türkiye'ye dönmek aslında. Ve Türkiye de bundan etkileniyor. Onu diyorum, Türkiye'ye dönmek aslında. Yani biz neyi konuşuyoruz şimdi Türkiye'de? Yoksulluğu, açlığı, gariban işçilere şu kadar, emeklilere şu kadar. Sen Suriye'deki bu 100 bin askere, paralı askere maaş yetiştirmek yerine ver kendi şeyine, emekliliğine ver. Peki gelinen noktadan memnunlar mıdır? Eğer ideolojik olarak varsa bir kafanda bir şey, evet. Ne kazandı? Abi işte İslam aleminin lideriyim diyorsun. Ne? Kim kabul ediyor bunu? Bilmem vallahi. Yani şöyle, yani bu ben liderim demek de olmaz. Bazı şeyler, bu şey de öyle. Hani itibar meselesi de öyle. İtibardan tasarruf. İtibar tasarrufla, parayla marayla falan ilgili değil. Yani Amerika'da Abraham Lincoln çok mu zengin adamdı? İtibar. Ya da ne bileyim Olof Palme. Sokak ortasında karısıyla birlikte sinemaya giderken yolda vuruldu. Makam arabasıyla bile değil. Böyle konvoylarla falan da değildi. İtibarsız mıydı? Avrupa'nın en itibarlı liderlerindendi. Ya bu şey yapma. Yani bunu hiç karıştırmamak lazım. Yani itibar ya da ne bileyim işte. Peki Arap dünyasında bir şey var. Hilafet dediğiniz zaman. Haşimi soyundan gelmeyen olamaz. Ördün kral işte. Ördün kral abi. Deniyor. Yani nasıl kabul ettireceksin Arapları? Yok öyle bir şey. Ya Arap, bırak Araplara kabul ettirmek. 22 tane Arap ülkesi var. Yani Filistin dahil. Filistin diye bir devlet yok. Onlar kendi aralarında anlaşamıyor. Onlar kendi aralarında birbirini boğazlıyor. Dolayısıyla senin çıkıp da o ya Mustafa Kemal ne demiş? Abi bak biz Araplarla kardeşiz, dostuz demiş. Ama bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz uzak duralım. Ya bunu düşün yani 1925, 24'te, 26'da falan. Derler ya, karı koca kavgasında araya girilmez. Girilmez. Aynı. Şimdi dolayısıyla ya düşünsene şu anda Gazze Filistin halkı değil mi? Müslüman değil mi? Lübnan Müslüman değil mi? Evet. Şimdi 14 aydır Gazze'de insanlar paramparça ediliyor. Çoluk, çocuk, açlık, sefalet her şey. 20 tane Arap ülkesi gıkı çıkmıyor ya. Ve bir kısmı da İsrail'le işbirliği yapıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla çıkıp da sen böyle bir coğrafyada ben bilmem neyim, ben İslam lideriyim, ben bilmem kim lideriyim demenin bir anlamı yok ki. İslam lideri ise Allah 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 diyelim, gidelim İsrail'i haritadan silelim, hadi bakalım. Şimdi diyor ki bu genel sekreter mi Hizbullah'ın şeyde? Yenisi. Yenisi dedi ki zafer kazandık dedi ateşkeste. Ya senin iki liderin öldürüldü. O niye diyor? Ben sana söyleyeyim. Biz onu konuşuyoruz çünkü onlarla. Ya diyor ki morale ihtiyacımız var. Haklı olarak. Dediğin gibi yani senin en tarihsel ve efsane liderin Nasrallah öldürülmüş. Ondan sonra gelmesi gereken Safiyeddin o da öldürülmüş. 19 merkez komite komutanların öldürülmüş. 4000 militanın öldürülmüş. Cebinizde bomba patlattı adam. Oraya geleceğim. Yani 80 bin evin yıkılmış yani bütün Lübnan'da. Tabii ki büyük kazık yemişsin. Ama bunu diyemezsin. Şimdi bu şeye benzer. Hani dövülürsün bir kavgada, kavgasında. Evet. Eve gidersin. İşte karın der ki sana, ne halün lan bu filan? Dersin ki hepsini perişan ettim. Sen bir de ötekileri gördün. Bu ona benziyor.
Bu normal, bu normal. Yani moral, toplumuna moral veriyorsun. Moral aslında bu normal. Çünkü sonuçta bu mücadele devam edecek, sonsuza kadar devam edecek. Ya şimdi düşünsene Gazze. Gazze'de 14 aydır korkunç bir savaş var. Yani ama Filistin halkı şunu demiyor. Bittik, tükendik, teslim olalım. Yok öyle bir şey. Yani. 7 Ekim sabahı Kassam Tugayları 2023 Ekim, 7 Ekim sabahı. O saldırı yaptıklarında bugün gelinen noktayı hesaplayabilmişler mi? Onu bilemezsin. Yani o gün onu yapan. Neydi o günkü eylem? Bak şimdi öyle değil. Bir vurkaç mıydı? Hayır, bak bir de şu bak, şöyle bak. Bak neye mal oldu? Oraya geleceğim. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'nda hep o örneği veriyorum. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıktığında hayal edebilir miydi? Ya İngilizler, İtalyanlar, Yunanlar, Fransızlar, İstanbul'daki ihanet içindeki saray. Bunlara karşı savaşıyorsun. Kimle? 10 kişiyle. Yani Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde kaç kişiydin ya? Evet. Hayal edebiliyordu Mustafa Kemal. Hiçbir şey yok. Okuma yazmak yok. Doktor yok. Silah yok. Bilmem ne yok. Hadi Lenin, Sovyet lideri sana silah gönderdi. Kimle savaşacaksın? O zaman şöyle düşün şöyle Mustafa bir şey Kemal. Vardı ama. Ben halkıma güveniyorum. Bir de kaybedecek hiçbir şey yoktu. Gördün mü? Kaybedecek hiçbir şey yok. İşte esas sorun. Ama şimdi Hamas'ın orada pozisyonunda sen kendi içinde orada bir güçlendin. Hiç fark etmez. Savaş bak. Kurtuluş savaşları. Ya şöyle savaşları. Düşünüyorum ben. Ya, şimdi... ya Amerikan iç savaşına bak. İç savaşına, Kuzey-Güney savaşına. İngilizler vardı biliyorsun. Fransızlar var. Amerika'yı işgal edenler söylüyorum. Şimdi bir Amerikalılara gidip bunu sorgulattırabilir misin? Lan iç savaşta birbirinizi boğazladınız. Lan ruh hastaları yani. Şu anlamda söylüyorum ben. Mesela Katalanları ele alalım. Aynen. İspanya'da. Katalanlar. Evet. İrlanda. İnanılmaz bir şekilde eğitim vermişler. Güçlenmişler, bir müthiş bir ekonomik güç olmuşlar. Aynen. Ve şimdi İspanyollar sistem ediyorlar Katalanlara. Zenginliklerinizi İspanyol halkıyla paylaşmıyorsunuz evet, diye. Evet, o da diyor ki yani bize yardım gönderin, biz burada öldük bittik demiyor Katalanlar. Ya da Bask. Bask bölgesi dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden birisi. O da diyor ki ne diyor? Ben diyor bağımsız bir kültürüm. Ben bağımsız bir halkım. Senden ayrılmak istiyorum. İspanya beni ilgilendirmez diyor. Katalanlar ve Basklılar. Aynı şekilde İrlanda. Yani evet, İrlanda, Kuzey evet, İrlanda, evet, İra diye demez. Şimdi orada da eğer Clinton gibi bir adam çıkmasaydı o zaman için söylüyorum. Bunları barıştırmasaydı bugün hala İra'yla İngiltere arasında İskoçlar, evet. Gallerler. Yani dünya böyle. Yapacak ama şey güçlüydüler onlar. Ya fark etmiyor. Burada eğitim seviyesi düşük, şey yok, elindeki şey. Burada nedir en büyük tehlike? Ben sana söyleyeyim, o coğrafyanın bir insanı olarak, 45 yıldır bir gazeteci olarak ve bu dünyadaki bütün savaşları gören bir gazeteci olarak. Şunu net söylüyorum. Bu coğrafyada ihanet genetik, bak genetik diyorum dikkat et, genetik bir ruh hastalığıdır. Bu coğrafyada krallar, emirler, başkanlar, başbakanlar, gazeteciler, aydınlar, üniversitedeki hocalar şu kadar oranı ihanet içinde satılmış işbirlikçi, kalleş, ikiyüzlü, aklına gelen her şeyi kullanabilirsin. Bir yazı okumuştum. Orada şunu söylüyordu. Barışa engel olanlar o kavgadan beslenen orada lider ya da o şey yönetici pozisyonundan insanlar var ya onlardır. Bir numaralı hain onlardır. Çünkü barış olduğunda tüm anlamlarını kaybedecekler. Ya demin işte konuştuk ya yani yandaş medyayı. Halep benim vilayetim dediğin andan itibaren sen kime hizmet ediyorsun? Bir söyler misin bana? İşte bu çok önemli bir bitti. Söz. Yani bitti abi, başka bir şey konuşmaya gerek yok. Gerçekten konuşmaya gerek yok. Üç gündür yandaş medyanın rezilliklerinin sınırı yok. Bir diyor ki, söylüyorum. Suriyeli muhalefet dediğin adam Uygur Türküdür, Özbektir, Çeçendir, Türkmenistanlı ruh hastaları katiller. Sözcü gazetesi de diyor ki, Apodon önce diyor Süleyman Şah'ın toprağını kurtar diyor. İşte buyur. Hatta şimdi Halep'ten önce de diyebiliriz buna. Yani, arkadaşlar onu bir getirebiliriz. Geri götüreceğiz diyorlardı ya. Klasörü bir açalım. Yani geri götüreceğiz diyorlardı ya. Geri gidemedi hala. Ya işte onu diyorum götürsünler. Şimdi Süleyman Şah Türbesi Osmanlı'nın kurucularının atası. Osmanlı Devleti Ertuğrul Bey'le Osman Bey'in atası. Ve burada da bir şeyde boğularak can veriyor Fırat Nehri'nde. Ve
Türbesi orada ve orası Türk toprağı olarak geçiyor yıllarca. Biz işte çocukluğumuzda haritada yer bulmaca oynarken falan Caber Kalesi sorardık. Caber Kalesi bu derdik. Hep o Türkiye'de arardı. Caber Kalesi'ni bulamazdı. Çünkü şeyde Suriye toprakları içindeydi. 200 kilometre mi bizim sınırımızda? Öyle bir şey. O kadar yok ya. Bu kuzeyde o olaylar çıktığında geçelim arkadaşlar. Bir gece bir operasyon düzenlendi ve Süleyman Şah'ın mezarı açıldı ve türbesi yıkıldı. Toprağa. Cesedi aldılar ve geldiler. Ve bir zafer, karar verdik ve yaptık. Ya ne yaptın arkadaş? Ve bunu bir zafer gibi, yani çok rezil bir durum aslında, çok utandırıcı bir durum ve bunu... Yani nasıl bir sıkılmadan zafer gibi halka sunarsınız? Peki bu taşınma olayında... YPG'nin koridor açtığı söyleniyor. Adamlar kendileri söylediler. Sırrı Süreyya Örner, ben ara bulucuydum. Evet. Ne yani? Koridor açtılar. Dünya saygı duruşunda. YPG fotoğraf paylaştı o zaman. Ya şu güzel, dünya saygı duruşunda diyor. Ya dünyanın umurunda mı sen oradan mezar alıp kaçmışsın? Kime saygı duruşunda? Süleyman Şah mı yani? Fotoğraf neyi hatırlatıyor? Amerikalıların Okinawa'da mıydı o şey? Neredeydi? Bir adada çekilmiş bir fotoğrafı vardır. Amerika'da ben göremedim. Amerikan tarihin en önemli fotoğraflarından, ikon fotoğraflarından biridir. O adayı aldıklarında Amerikalı subay askerlerin o Amerikan bayrağını sallandırmaları. Evet. O da böyle direkle... Amerikalılar sever ya o işleri. Niye Ruslar da Berlin'e girdiğinde? İkinci Dünya Savaşı'nda. Aynı fotoğrafı da çektirmişler. Yani sanki burada bir film çevrilmiş gibi. Herhalde. Ne gerek var? Ama karşı taraf, yani ne yazık ki AK Parti'ye oy geçelim, veren... Geçelim, bir bak medya, diğer medya nasıl AK görmüş? AK Parti'ye oy veren insanlar bunları unutuyor. Evet. Bak diğer medyada diyor ki Süleyman Şah teröristlere teslim demiş o zaman. Vatan nakliyat demiş bir gün. Şah ve mat demiş Milli Gazete'ye. Çok güzel ama Şah mat. Çok Şah ve mat. Evet. Gerçekten. Şah. Tam mat olmuşsun sen ama bundan bir zafer hikayesi çıkartıyorsun. En şey bence manşet oldu. İşte o zaman FETÖ'cü denen gazete Süleyman Şah'ın altında kaldılar diyor. Bugün gazetesi Süleyman Şah'tan çekildik demiş yorumsuz şeyden. Sözcü gazetesi koruyamadık, başarıyla terk ettik, Apo'nun gölgesine diktik demiş. Mehterli ricat demiş Posta Gazetesi. O zaman tabii Doğan grubunda olduğu için yandaş gazeteler gibi manşetler atmamış. O zaman daha şey. Yani böyle bir hani algı diyoruz ya Türkiye'de. Lanet olsun o algıya. Her şeyden bir, gene işte BBC'nin söyledi de bir başarı öyküsü peşinde. Bu başarı ya, öyküsü buradan çıkacağı benziyor mu? Abi maliyet ne maliyet? Başarı diyelim ki şimdi yani ben sana söyleyeyim bak 24 saat içinde şu dakika itibariyle konuşuyorum netleşecek. 48 saat içinde olumlu olumsuz dikkat et olumlu olumsuz her şey anlaşılacak. Ama 24 saat içinde netleşecek biraz yani anlayacağız ne olacağını. Kim ne yapacak? Yani Türkiye ne yapar, Rusya ne yapar, İran ne yapar dedim ya İran Dışişleri Bakanı gelecek birazdan buraya. Şimdi dolayısıyla ne olup olmayacağını 24 saat içinde anlarız. 48 saat içinde de kesinleşecek. Yani ne olacağının bundan sonraki şeyi kesinleşecek. Peki bunları çıkartacaklar mı oradan? Oraya geleceğim işte şimdi. Eğer Rusya, Türkiye ve İran derse ki tamam kardeşim biz Astana'daki formüle dönüyoruz. 3 garantör ülke olarak bu işte girenlere çekilin lan. Çekilin yoksa kim çıkartacak? Ülke... Sen çıkartacaksın. Kim çıkartacak? Ne? Kim getirdiyse? Türkiye çıkartacak. Kim çıkartacak? Başka kimsenin orada gücü yok ki. Peki İdlib'e mi dönerler? İdlib'e. Geldikleri yere dönmek zorundalar. Anlaşma öyle. Ha. Astana Anlaşması öyle. İdlib'e dönecek. İdlib'e dönmek zorunda yani geldikleri yere aldıkları bütün... Ama biliyorsun İdlib Esad'ın da kırmızı çizgisi. Tamam. Ne yani, yapalım yani? Orayı boşaltın diyor. Boşaltmıyor. En azından şimdi git orada otur İdlib'te. Bakalım ne olacak Allah kerim.
Birincisi bu. Yani bunların dönmesi gerekiyor. Birincisi bu. Anlaşma olursa. İkincisi, anlaşma olduktan sonra büyük ihtimalle bu dört ülke, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya liderleri maksimum bir hafta içinde buluşur. Senaryo yazıyorum. Ama benim beklentim bu. Maksimum bir hafta içinde buluşur. Böylece Erdoğan'la Esad tokalaşır. Esad'la Erdoğan'ın tokalaşması, yani bu adamlar çekildikten sonra, yeni bir sayfa açabilir. Bir, Suriye açısından, yani Suriye-Türkiye açısından. İki, bölge açısından. Yani PYD-YPG ne olacak? Fırat'ın doğusu ne olacak? İsrail bilmem ne olacak? İşte Lübnan ne olacak? Neyse. Bu olursa olur. Bu olmazsa Karabulut Hamdi olarak önümüzdeki dönem, yani Türkiye'yi ilgilendiren şekliyle konuşuyorum, çok sevimsiz, çok karanlık, çok çetrefilli ve çok korkunç, hadi onu da kullanayım, dönemler yaşayabiliriz. Ve bu da Türkiye bunu ne hak ediyor? Yazık oluyor bu ülkeye, yazık oluyor Türk toplumuna, insanlarına. Bizim burada bir sürü milyonlarca sorunumuz varken, hani işte dedin ya, zafer peşinde koşmanın bir anlamı yok. Bu anlamı yok. Yani hayır. 9 Eylül 2012'de Emevi Camii'nde namaz kılacağım demenin bir alemi yok. 12 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Şimdi evet. Aynı cümleyi kullanacaksan, çünkü Emevi Camii Halep'te de var. Yani gidip o zaman Halep'teki Emevi Camii'de mi namaz kılacağız? Yani birlikte futbol maçı Fenerbahçe ile Suriye lig şampiyonu, o zamanın lig Suriye yani lig şampiyonu, evet, evet. El-Ehli'nin ittihat mıydı, Ehli miydi neyse. Halep'te yaptığı maçtan bu noktaya mı geldik? Bu noktaya mı geldik? Ya o zaman niye bu kadar insanlar öldü, şehirler alt üst oldu, sınırlar darmadağın oldu? O zaman Mehmet Akif'i işte hatırlamak lazım burada. Ne diyor Mehmet Akif? Tarihe tekerrür derler. Ders alınsaydı tekerrür etmez. Demek ki ders alınmamış ki tekerrür ediyor şu anda. Öyle bir olaydan zafer çıksa bile... Ne çıkacak? Pirus zaferi olur. Ya ne zaferi? Pirus zaferi olur. Yok öyle bir şey. Yani Halep'i aldın. Yanmış yıkılmış ya, bir zafer. Diyelim ki Halep'i aldın. PYD orada. Komşun PYD. O zaman şunu yapacağım. Bak dönüyorum başa. PYD PKK'la anlaşıyorsun. Anlaşıyorsun. Yani Bahçeli'nin lafına dönüyorum. Bak ilk efendim, başına. Türkiye PYD YPG kurulmasın orada diye biz buradayız dedi. Dedi. E sen oradayken o kuruluyor. Ve onunla işbirliği yapmak zorundasın o zaman. Buyur. Ve bunu önleyecek hiçbir enstrümanda yok. Onunla işbirliği yapıyorsan, yani işte Halep alındı diyelim. PYD YPG ile de barışacaksan, yani al o zaman sana Fırat'ın doğusunda federal bir Kürt bölgesi Suriye'de. Suriye'de bir Kürt bölgesi, Irak'ta bir Kürt bölgesi. Üçüncü aşama ne? Türkiye'de Kürt bölgesi, federal Kürt bölgesi. Bu kadar basit. Ha istiyor musun? Hiçbir sorun yok. Sorumlusu kim? Bak bir daha söylüyorum ben. O zaman Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye soralım. Yani PKK gelsin konuşsun Öcalan şeyde, grupta, sonra da dem gitsin şeyle görüşsün. Bahçeli diyorsa, artık yani bilmiyorum. Ya, Türk siyaseti açısından Türk siyasetinin üzerinde bir yük olmaya başladı. Onu belgilendirmez. Ben onu hiç ilgilendirmez. Ben burada iki aydır aynı şeyi söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin söylediği hiçbir şeyi ilgilendirmiyor. Tartışmam da. Şeye de almıyorum. Gerçekten ben ilgilendirmiyor. Okumuyorum da o konuları. Çünkü biliyorum bu konuların esas önemli olan dış boyutudur. İç boyutu falan değildir. İşte geldiğimiz dış boyut daha bu. Bu. Yani o zaman sen Türkiye olarak Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkartacaksın. PYD, YPG, DEM neyse hepsiyle barış yapacaksın. Kandil'le, Mandil'le, Fırat'ın doğusunda da federal bir Kürt bölgesi tanımlıyorsan hiç bak onu tartışmıyorum. O sorun tamam. Çözülmüştür. Peki kimin üzerinden çözeceksin? Sorun bu. Tabii. Orada Amerika var. Yani Amerika diyebilir misin şunu? Abi çık. Çıkmam diyorsa ne yapacaksın? Ya, o şey tabii. Peki, şey vardı, Sedat'ın sana Ahmet Hakan... Ben onu hiç okumuyorum. Ahmet Hakan'ın yazısı değil zaten. Sedat Ergen'in yazısından bir şey çıkartmış. Diyor ki, Sedat Ergen, önümüzdeki günlerde bölgede üç şeyden biri gerçekleşebilir, diyor. Bir, Esad... Yandım Allah diyerek Türkiye ile müzakerelere başlayabilir. İki,
Moskova ya da Ankara'da bir Putin-Erdoğan zirvesi gerçekleşebilir. Yok, ona gerek yok. 3. Rus savaş uçakları olaya daha etkin dahil olup İdlib'i bombalayabilir. Tamam, bombalasın. Ne olacak? Halep'i bombalayacak hali yok ki. Yani Halep'in şu anda %60-70'i bu terör örgütlerinin işgalinde. Ve kimse bombalamıyor. Yani Esad çekildi bölgeden, yani Halep'in merkezlerinden zarar görmesin diye şehir. Hiçbir yer bombalanmıyor şu anda Halep merkezde. Hiçbir yer. Hiçbir yer. Ki Halep, yani Halep zarar özel görmesin, bir şehir zarar görmesin diye yapmıyorlar. Çünkü daha önceki 2016'da o şey yaşandı. Yani yazık oldu Halep'e. Özellikle o eski Halep dediğimiz bölge. Onun için Suriye ordusu bunlarla çatışmadı. Gelen teröristler diyorlar çekildi. Çekildi. Evet, çünkü çatışma istemiyor. Hiç kimse zarar görmesini istemiyor. Evet. Ama eğer iş, hani Rus ordusu gelecek de Halep'i bombalamayacak. Ha, kuşatır Halep'e. İşte o zaman büyük bu savaşta 10 yıl sürer. Yani gider İdlib'i bombalar, başka yerleri bombalar falan filan. O zaman da 20 yıl bunu da konuşuruz. Yani 20 yıl konuşuruz, hiç merak etme. Yani tabii biz bu bölgede işte 48'de başladı. 48'den beri ki onun öncesini artık şey... Yani İsrail Devleti'nden sonra. İsrail Devleti kurulduktan sonrasını alırsak 48 yılında düşün bugüne kadar geçen süreyi. 80 seneye yakın bir... Hepsi savaş. Savaş. Sürekli. Yani 75-70-48, 70 küsur 75-76 yıl. Sürekli savaş bu coğrafyada. Evet. Yani hem İsrail, yani üstelik 48 savaşı... Barış için mücadele edenlerin tamamı da öldürülmüş. Fark etmiyor ki. Ne olacak ki? Yani Sedat da olsun, öbürü de olsun, şey, Rabin de olsun, evet. İsrail Başbakanı. Ondan sonra bir sürü liderler, bir sürü şeyler. Çok önemli değil. Yani barış için araya girmeye de korkar insanlar. Saddam asılmış, Kaddafi evet. Bilmem ne olmuş. Neyse. Şimdi dolayısıyla İsrail devri... Ya o zaman şu çıkıyor. Ulan bu bela İsrail kurulmasaydı acaba biz ne yapardık? Yani bir de onu çıkartıyorsun yani. Ama Biden'ın sözü müydü? İsrail olmasaydı başka bir İsrail kurulurdu. Tabii. Önce Suudi Arabistan'ı kurarsın. Yani. Orada da aynı kafada. Katar. Ya hepsi olur. Ne fark eder? Herkes hazır teşhir. Abi bak, biz kendi yaşadığımız olayları bile unutuyoruz. Yani Türkiye, bırak hepsini bırakıyorum. Bugün Türkiye'de biz gazetecilik şeyine başladığımız zamandan itibaren. Ya biz 12 Mart'ı yaşamadık mı burada? Ondan öncesi 27 Mayıs müdahalesini konuşmadık mı? Ondan önce komünizmle mücadele Amerikan CIA tezgahını konuşmadık mı? Ve o tezgahla birlikte FETÖ gibi bir adamı gidip de Erzurum'da bulup da getirip de 1998'de Amerika'ya götürüp de Pensilvanya'da Türkiye'nin başına 30 yıl bela ettiler mi? Etmedi. Lan niye unutuyorsunuz? Nasıl ama unutulur şimdi, bunlar? Ama şimdi şöyle bir şey var. Darbeyi söylemiyorum. Evren darbesi. Irak petrollerini İngilizler güneyde gayet güzel hiç hala devam ediyorlar. Tabii. Fransızlar Libya'da tabii. Devam ediyor gayet güzel petrol çıkartıyorlar. Şimdi Amerikalılar Fırat'ın doğusunda. Fırat'ın doğusunda Amerikalılar. Hiç kimsenin de itiraz ettiği yok. Hiç evet. Kimsenin niye itiraz etsin mücadelesine ki? Girmeye de şey yok. Ya niye etsin? Peki bütün bunlar olmasa. Evet. Gene eskiden beri devam edip duruyordu. Yani buradaki bir aydınlanma emperyalistler için en büyük tehlike. Cahil kalsınlar, birbirlerini yesinler, istikrarsızlaştırılsın. En büyük silah ne? Yani emperyalizmin en büyük silahı ne biliyor musun? Bir tek. İşi boş İslam. Harika kullandılar. Çok. Yani demin söyledim, Uygur Türk'ü ya da Çeçen ya da Özbek. Yani sen kalkacaksın ta Çin'den. Geleceksin. Allah 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 Allah. İslam devletini kuracaksın Suriye'de. Diyelim ki kurdun. Ne yapacaksın o İslam devletini Suriye'de? Suriye halkının yarısı, yani %15-20'si Hristiyan. Hepsini mi keseceksin? %10'a Alevi. Evet. Hepsini mi keseceksin? Evet keseceğim diyor. Çünkü Sivas'ta kestiler, yaktılar diyor. Şimdi yani bunlar hepsi önemli şeyler. Aslında şöyle de bir şey. Mısır bir medeniyet, Suriye bir medeniyet. Ki sonuçta yani o Suriye'nin içinden bir Steve Jobs çıkmış. Yani bu Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Suriyeli bir ailenin çocuğu Amerika'da. Yani bu bölge Suriye, Irak hatta Mısır. Mezopotamya demişim bak. Önemli. Bütün uygarlıklar ya. Bütün uygarlıklar. Aha bu topraklardan çıkmış. Ama Arabistan'da ve Körfez'de yok bu medeniyet.
Olmamış çünkü çöl. Ha yani belki 10 milyon yıl önce orası yeşillikmiş. Hani araştırmalara göre. O yeşillik olduğu için test 100 olmuş ya. O yeşillikler evet. petrol olmuş falan evet. böyle teoriler evet. var ya. Şimdi onu bir konuşmuyoruz. Ama en azından son 100 150 200 yılı konuşacaksak yani bu yani özellikle Körfez ülkeleri hepsi İngiliz uşağı. Yani zaten İngiltere o haritaları çizmiş orada. Yani şurası Suudi Arabistan, şurası Katar, şurası bilmem ne falan. O neydi yani, kadın? Gertrude Bell. Gertrude Bell Irak'tan o şey bizim Lawrence'la birlikte burada ikisi beraber Irak kralının da sevgilisiymiş. Fıstık gibi. O zaman Faysal'ın Irak kralı Faysal'ın da sevgilisiymiş o zaman Gertrude Bell. Kadını herkes arkeolog sanıyor. Hayır, Lawrence'ın da sevgilisi. Fakat Lawrence... Gertrude Bell mi Lawrence'ın sevgilisi? Tabii 30 yaşında. Lawrence eşi sen değil mi? Gertrude Bell Bağdat'taydı. Hadi sana magazin, biraz magazin konuşalım. Gertrude Bell Bağdat'tan, yani Körfez'den sorumlu İngiliz ajan. Lawrence Suriye, Ürdün, Filistin o bölgeden. Çünkü benim kasabam Carablus'ta yaşıyordu Lawrence. İlk görevi 1909-1911. Genç bir yakışıklı bir çocuk olarak. O zaman 22 yaşındaydı. Düşünsene 22-23 yaşındaydı. Fakat gaydi. Şey, evet. Lawrence. Gertrude Bell Bağdat'tan geliyor. Yani Carablus'a geliyor. İşte arkeolog. Beraber işte şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Bir de şey var. Agatha Christie'nin kocası Halep'te. O da Woolley, David Woolley miydi? Yani Woolley de ilk adını şu anda hatırlamadım. Bunlar böyle tezgah çeviriyor. Yani arkeoloji yapıyorlar ama haritaları çiziyorlar. Sınırlar. Ama önce böyle. Bir Gertrude Bell'i bir sınır dışı etmişler. Osmanlı'da ya bu kadın bir işler çeviriyor falan tamam da, diye. Ama Lawrence'ı bir türlü yakalamadılar. Ki Carablus'ta yani Carablus o zaman Türkiye'nin bir parçası yani evet. Osmanlı'nın bir parçası. Düşünsene yani yakalamaya çalışıyorlar kaçıyor. Kaç sefer kaçıyor yani son anda kaçıyor. Detayına girmedim. Şimdi Gertrude Bell geliyor Bağdat'tan. Gertrude Bell 30 küsur yaşında, 30-33 yaşındaymış o zamanlar. Bu bizim Lawrence beyefendi, yakışıklı Lawrence, 22-23 yaşlarında. Gertrude Bell Lawrence'a asılıyor. Fakat Lawrence gay olduğu için buna yüz vermiyor. Bir de böyle bir şey var. Aynı şekilde Agatha Christie, Doğu Ekspresi'nde cinayet kitabının yazarı, Carablus'ta, birinci ve ikinci bölümünü Carablus'ta yazdı, bizim kasabada yazdı. O da geliyor Lawrence'a asılıyor. Fakat Lawrence, yanlış adam. Evet, yanlış adamlara. O da gay olduğu için yüz vermiyor. Çünkü Gertrude Bell'in kocası Woolley, arkeoloji şeylerine çıkıyor ya durmadan, yani kendisi de Halep'te Baron evet. Otel'de. Şu anda bile duruyor o otel ve kapısında yazar. Burada şey kaldı diye, neydi adam? Kim? Kadını unuttuk, birdenbire kafam dağıldı. Agatha Christie. Agatha kalıyor. Agatha çünkü daha sonraki anılarında söyler, beni bırakıp gidiyordu. Ve zaten filmi yapıldı Agatha Christie'nin 3-4 sene önce. Çok önemli şey oynadı. Şimdi hatırlarım. Gertrude Bell'in de filmi yapıldı. Onun da filmi yapıldı. Agatha'nın da filmi yapıldı. Evet, aynen. Şey oynadı, Avustralyalı. Aynen, çünkü benziyor ona. Yani Avustralyalı kadın kimdi o? İşte ben de ya bu sinemaya çok fazla merakım yok ya. O isimleri çok fazla hatırlayamıyorum gerçekten. Ya o Tom... Yani neyse, sonuçta karısıydı. Dediğim gibi yani Gertrude Bell ve Agatha Christie Lawrence'a asılıyor. Adam gay olduğu için bunlara fazla yüz vermiyor, ilgi duymuyor daha doğrusu. Daha sonra bunlar hepsi Kahire'de Churchill'le birlikte toplanıyorlar. Kahire'de develerle evet. fotoğrafları var piramitlerin önünde. Hatırlıyor musun? Evet. Yani bu coğrafya böyle. İşte bu Gertrude Bell'le Lawrence iki İngiliz ajan olarak Suudi Arabistan ve Körfez'in bütün aileleri, şu anda yöneten aileleri yaratıyorlar. Yani El Sabbah, ellerden giderim. El Suud, El Sabbah, El Sani, el var ya böyle el. Bunlar işte onlar o zaman. Kaddafi o 15. yıl konuşmasında ondan bahsediyordu. İşte Mekke emiri Şerif Hüseyin'i İngilizler ele geçirdiler ve daha sonra onun torunlarına, çocuklarına, yeğenlerine kukla krallıklar Ürdün kurdular. Işte. Hayır, bunlardan, Ürdün, Şerif Hüseyin, Ürdün. Ürdün, Irak. Tabii Suriye'de Faysal, verildi. Suriye'de. Fakat daha sonra ama, Suriyeliler işte Fransızlara verildi. Lübnan'la beraber. Bir öngörüsü vardı. Bak hepsi sonra yıkıldı. Suriye'de şey Ürdün'de yıkılacak demişti Kaddafi. Daha Ürdün İngilizlerin himayesinde mümkün devam değil ediyor. Mümkün değil Ürdün'ün yıkılması. Çünkü hani Arapla Türkleri arkadan vurdu konusu var ya. Tabii hepsi saçma da. O kastettikleri Arap Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin
1916'da Mekke emiri, yani Mekke belediye başkanı, çünkü sevgili peygamberimizin torunu diye geçiyor. Şimdi İngilizler o kadar uyanık ki, Osmanlı çünkü, Suud ailesi 1775'ten itibaren Osmanlı'ya ayaklanıyor, rahatsız ediyor Osmanlı'yı, meşhur o. Sonra üzerine İngilizler uyanık, diyorlar ki, dur abi biz bunları böyle, bu da bize çok yardım etti bu Şerif Hüseyin. Onun için ne yapalım? Şerif Hüseyin'i götürelim Ürdün'de, al sana bir devlet, Ürdün'de bir yer yok. Bir nehir var ama böyle bir ülke yok, böyle bir toprak yok. Yani adı bile yok. Yani Suriye'nin adı var, Lübnan'ın adı var. 1000 yıl önce, 5000 yıl önce, 10 bin yıl önce. Şeria nehri var. Evet, evet, Ürdün işte, ona biz Ürdün nehri derler. Orada sana bir devlet verelim, kıytırık bir devlet. O da İsrail'e tampon olsun diye. Bak 1916'da Sykes-Picot haritaları çizilirken, daha o zaman kafalarına koymuşlar, orası İsrail devleti olacak. Çünkü 1917'de, yani Sykes-Picot'dan bir yıl önce, Balfour Deklarasyonu çıkıyor biliyorsun. O da diyor ki, Filistin'de Yahudilere bir devlet. 1917. Ne zaman İsrail devleti kuruldu? 30 yıl sonra. 1947. 48. 47'de kuruldu da, Birleşmiş Milletler'de o 48'de resmen kuruldu. Bu tezgah böyle yapılmış ve bunu bilen hepimiz, yani liderlerimiz, başkanlarımız, şeflerimiz, akıllı insanlarımız, yine aynı oyuna geliyorsun. Ve yine aynı ihanet içindesin. Evet. İşte o Körfez'deki liderler, evet, hepsi korkunç ihanet içinde. Korkunç, akıl almaz bir şey onlar ki. İstanbul'da yani, biz abi geliyoruz Türkiye'ye dönmek aslında. Onların oyununa geliyoruz. Ya bize ne? Bak ben bir, yani bir eski Suriyeli olarak ben bile söylüyorum. Bize ne ya? Ya kardeşim, sen kendi halkına, esenliğine, mutluluğuna, işte iyi gezmesine, neşeli bilmem ne yaşamasına, ona bak. Bak ama orada öyle ilginç bir şey var ki, Türkiye'nin elinde Musul kalmış. Musul'u Mondros Mütarekesi'yle kaybediyor. Mondros Mütarekesi'nin bir maddesi var. Diyor ki o madde, müttefikler tehlike gördükleri yerleri işgal edebilirler. Müdahale edebilirler. Müdahale edebilirler demiş. Musul'u da gidiyorlar, şey yapıyor. Ya bir dakika, ne oldu ki burada, siz burayı hani güvenlik açısından falan. Ya tamam, bir yanlışlık oldu, çıkar mıkar falan deniyor. Çıkmıyor da kalıyor. Sonra Katar'a İngilizler giriyor. Hayır ama yani Musul'a gelmişim. Katar'a inmeden önce Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra tabii Mustafa Kemal'ın önünde bir Musul sorunu var. Lozan'da işte Cumhuriyet'ten sonra oraya geliyorum. Ahvama, işte, evet diyor ki, yani bizim bir Musul sorunumuz var diyor. Ama Mustafa Kemal o zaman değerlendiriyor. Yani hangisi daha mantıklı? Hatay meselesi mi daha şey, Musul mu daha önemli? Tabii bilmiyorum, Mustafa Kemal'in o andaki anılarında manınalı bir sürü şey yazdı ama oraya girmeyelim. Dolayısıyla şimdi Musul'a ilgi gösterince ne oldu peki? Hemen 1924'te ayaklanma başladı biliyorsun. Şeyh Said ayaklanması. Kimdi onun arkasında? İngilizler. İngilizler. Hani sen dedin ya, bir şey olursa müdahale ederiz. Zaten şeyin öncesinde oluyor. Cemiyet-i Ahvam'daki oylamadan önce oluyor bu. Çünkü İngilizler bunu şey olarak kullanıyorlar. Evet. İşte bakın, buranın güvenliğini sağlayamayacak. Ayaklanma oldu diyor. Bana zarar gelebilir diyor. Sağlayamayacaklar kendisi diyor. Kendisi yaptı ayaklandırmayı. Evet. Evet. Fransızlarla birlikte ama daha çok İngilizler. Ve onun üzerine Mustafa Kemal ne yapıyor? 1925 işte Ankara, bazılarına göre 26, Ankara Anlaşması, Musul şeylere bırakılacak, Irak'a bırakılacak. 25 yıl petrolden %10 gelirle Türkiye'ye verilecek. Royalty. Onu da zaten ve 56'ya kadar şeye kadar, Demokrat Parti dönemine kadar devam ediyor. Sonra Demokrat Parti onu almaktan vazgeçiyor. Şundan vazgeçiyor. Onu da söyleyeyim o zaman. Yani 1900 normalde 25 yıl, 51'de bitmesi gerekiyordu. Fakat 56'ya kadar ödüyor Irak. Çünkü kral var biliyorsun, Kral Faysal. Yani Şerif Hüseyin'in işte oğlu. Menderes gelince, Gertrud Bey'in sevgilisi. Çünkü onun da aslında onunla da gay olduğu söylenir bir bazı kaynaklarda. Hadi. Evet evet, Faysal, Kral Faysal. Ama o önemli değildi. Esas önemli olan Başbakan Nuri Said'dir. Yani yöneten Nuri Said'dir aslında Irak'ı. Şey çok ilginç. Kral Faysal var Irak'ta ama petrolü İngilizler çıkartıyor. Oraya geleceğim şimdi. Şimdi dedim ya 51'de ödemelerin durması gerekiyordu. Kral Faysal işte Şerif Hüseyin'in torunu olduğu için, işte Menderes de o aynı kafada olduğu için, hepsi Amerikancıyız ya, herkes Amerikancı. O zaman diyor ki 1955'te
1955'te Bağdat Paktı kuruluyor. 1955'te evet. Bağdat Paktı Türkiye, İngiltere ve Irak. O zaman diyorlar ki ya zaten işte bak aynı paktayız. Artık ne para ödeyelim? Kardeş olduk. Onun üzerine parayı kesiyor. Yani petrol şeyini kesiyorlar ve kardeş olduk. Türkiye, Irak İngilizler ve sonra İran katıldı tabii. Bir ülke ki İngilizler öyle enteresan bir ülke ki o yıllarda İngiltere donanması petrole geçiyor. Demir yolları da tren şeye geçiyor. Sürekli petrole ihtiyaçları var İngilizlerin. Nerede var petrol? Burada var. Öyle ama. Ve sürekli petrole ihtiyaçları var. Yani öyle bir şey değil. Ömür boyu gidecek bir proje olması gerekiyor. Osmanlı bunun farkında değil. Onun için gaz yağından ibaret şey petrol bölgeleri. Abi oraya gidersen İş işten geçtiğinde artık her taraf giderken Abdülhamit uyanıyor ve hazineyi Hasa'ya geçiriyor. Musul ve Kerkük'ü. Filistin'e de geçiriyor. Geçiriyorsun da zaten devlet padişahın mülkü. Tamam da Filistin'i de geçiriyor. Gidiyor. Filistin'i geçiriyor ama Filistin'deki valiler, müdürler, nüfus müdürü, tapu müdürü hepsi el altından abi satıp kuruyorlarmış şeye. Evet. Yahudi derneklere, Yahudilere. Tabii, dünyanın öbür tarafından gelen Yahudiler biraz satmışlar. Evet. Şeyde haberi yok Abdülhamid'in. Sonra haber alıyor, duyuyor. Böyle diye tabii çok sert önlemler alıyor. Ama o zaman 1911'de Abdülhamid devriliyor, gidiliyor zaten. Gelen yerine İttihatçılar. İttihatçılar daha da çılgın. Yani şimdi... ya tarih orada... konuşacaksak var ya korkunç abi. Ya. Evet. Orada ama hiç Osmanlı adına petrol şey yapmayız. Valiyken orada Mithat Paşa. O petrolden gaz yağı bir böyle bir şey bizi ilgilendiren gaz yağı diyor. Evet. Tabii. Ama ihtiyaçlara bağlı şeyler bunlar. Ama İngilizler orada Türk Petrol Şirketi diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirketin ortakları arasında Türk yok ama. Türkiye'de yok, Osmanlı'da yok. Daha sonra Cumhuriyet'te yok. Ve ortakları sürekli değişiyor. İngilizlerle ilişkilerine göre. Bir Hollanda giriyor çıkıyor bilmem ne giriyor. İngilizler Amerika'yı sokmamaya Portekizler. Çalışıyorlar. Hollandalılar, Portekizler. Amerika'yı sokmamaya çalışıyor İngilizler. Tabii. Yani kaptırmayalım bunları falan. Ama Amerika yok o zaman. Ya, çok fakat şey... orada bir kişi var. Gülbenkian. Devletlerin hissesi var. Türkiye Osmanlı'nın ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin hissesi yok. Gülbenkian'ın %5 hissesi var. Ya işte diyorum ya tarihi kimse okumuyor. Kimse incelemiyor. Ders hiç çıkarmıyor. Oysa %100 işte demin Halep olayını anlattım. Tarih tekerrüden ibarettir. Evet. Ben 8 yıl önce yine burada Halep anlattım ya. Bu kadar tasadüf olamaz ki. Bak 8 daha yıl... çok anlatacağız. Evet. Yine bir şey olmayacak. Yazdık günah değil mi ya? Ya bizim başka işimiz yok. Biz burada şunu konuşamaz mıyız? Şurada şu kalkınma oldu, şurada şu fabrika oldu, şurada şu güzel düğünler oldu. Türkler, Kürtler aynı halay çektiler. İşte Araplar Mardin'de Kürtlerle birlikte, el ele Türklerle birlikte işte miting yaptılar. Evet. İşte dağa çıktık, gezdik, tozduk. Olmayacak mı bu? Olmayacak. Olmayacak mı? Yani Ege'de Yunanlılarla beraber dostça, kardeşçe Yunanlar gelsin biz gidelim olmayacak mı? Olmayacak mı? Niye F-35'lere bu kadar para ödüyoruz? Yeter lan yani bu rezillik nedir? Ya 150 milyon dolar bir tane uçak. Bin yıldır burada beraber yaşamışız. Evet. Nedir lan bu? Kürttür, Arap'tır, Şii'dir, Sünni'dir, Alevi'dir. Yeter lan bu saçmalıkların evet, şeyi gelsin evet. Artık. Evet. Yeter. Yaşayalım lan, savaşmadan yaşayalım ya. Savaşmayalım lan, 10 yıl baş başa istemiyorum. Vallahi bak 10 yıl. Savaşma seviş diyorsun. Savaşma seviş, aynen. 10 yıl ya, bak fazla bir şey istemiyorum. 10 yıl böyle bir protokol imzalansın şu ülkeler arasında. Savaş yok abi. Kim ne yaparsa savaş yok. Desinler, inan bana bu 10 yıl içinde bu coğrafyayı, yani başta Türkiye olmak üzere, Suriye ile birlikte, şeyle birlikte, Irak ve İran'la birlikte, Kürtleriyle, Acemleriyle, işte Türkmenleriyle, neyse hepsini, halklar, azınlıklar, korkunç bir gelişme sağlanır. Çok. Ve bunun büyük şeyler olur. Ve bunun motor gücü Türkiye'dir. Türkiye olur. Çünkü insan birikimi var, teknolojisi var, akıllısı var, şunu var, bunu var. Suriye'de de var, Irak'ta da var, İran'da da var. Evet. Ne istiyorsunuz ulan? Yani sinirimi bozuyorlar şimdi. Hepsini doğru, fırça doğru, çekeceğim doğru, de doğru, zor doğru, tutuyorum doğru, kendimi. Hüsnü çok çok teşekkürler. Gerçekten biraz da bilgilendirici de bir program oldu. Bölgeyle ilgili. Abi ne yazıyor bak. Çünkü olayları iyi değerlendirmek için bizde gerçekler var. Evet. Bizde bu söylediklerimizde hiç ne abartı var, gerçek. Ne yalan var, falan da yok. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü sana da tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.